Abu Hamid G'azali aytadilar. Osmonga bulut chiqsa ikkita odam dindan qaytadi degan. Birinchisi yog'adi degan odam, ikkinchisi yog'maydi degan odam. Osmonga bulut chiqsa yog'adi degan odam ham masovo bo'lib qolar ekan iymonidan. Qayerdan bilasan, u o'tib ketadimi hali? Yog'maydi degan odam ham. Betdagi gap nima? Betdagi voqea Alloh taboraka va taoloni bergan in'omlarini bandasi rido bilan, rozilik bilan kutishi va unga hamd aytishi matlubdir, ya'ni talab etilmishdir. Allohim, berayotgan ne'matingga shukr etishni barchaga nasib etgin. Soniyani Hazrat Payg'ambarimiz Rasul-i Akram sallallohu alayhi va sallamga durud-u salavat va salomlarimiz bo'lsin. Şu Hazret Peygamberimizin hadislerini okur ekenimiz, o zat-ı babarakatını, hayatlarını organer ekenimiz, adam özüge alem, alem mana aladı. Bilemiz ki tarihten Hazret Cenab-ı Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yazışını yahut okuşunu bilmegen ediler. Bu tarih bu. Peygamberimiz okuşunu yazışını bilmegenler, onu hemen biledi. Lekin Resulullah'ını tüzgen cümlelerine hozirgi kundagi manaman degan adib tan beradi. Grammatik jihatidan ega kesmi joyda. Ikkinchidan, mantiqan keltirilayotgan so'zlarni o'rni mohiyati jihatidan ham o'z o'rnida turibdi. Uchinchidan, payg'ambarimiz Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallamni aytgan so'zlari, bergan ma'nolari u abadul abadga ketadi. Masalan, bir zamonlar kommunizm g'oyalarini o'qib bersak a'lo baho olar edik. Endi u g'oyalarni hech kimga keragi yo'q. Birodarlar, payg'ambarimiz Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallamning hadislari 1,5 ming yil oldin ham dolzarb edi. Hozir ham dolzarb, bundan keyin ham ahamiyatini yo'qotmaydi. Hadislardan birini eshitaylik. بسم الله الرحمن الرحيم لا تحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه محترم عزيزلر بعضي حديثلر بعضي پیغمبرمزن سوزلري شو insoniyatni o'rtasidagi haqquq me'yorlarini asosi hisoblanadi. Xuddi o'sha hadislarni sirasiga kiradi ushbu hadis. Ma'nosi va sharhi. Hazrati Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam marhamat etadilar. Ayol kishi uchun halol emasdir. Uyi eri uyda bo'lgan vaqtida ayol kishi uchun halol emasdir. Eri uyda bo'lgan vaqtida uning ruxsatsiz nafl roza tutishligi. Virgul ketidan va ayol kishi uchun halol emasdir erini iznisiz birovni uyga qo'ymoqligi. Halol emasdir eridan beruxsat nafl roza tutishligi, halol emasdir eridan beruxsat birovni uyga qo'yishligi. Endi birodarlar, aslida yana ikkita ayol kishini burchi bor. Hozir unga ham kelamiz. Bu yerda aytilayotgan gap, muhtaram azizlar, Alloh taborak va taolo er kishini uyda, xonadonda rahbar degan aytibdiki oyatida. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم Erler xonadonda xotinlar ustidan rahbardirlar. Muhtaramazlar, bu Sure-i Nisa'nın ayetleri aynı paytda insoniyatning hukmi hisoblanadi. Mo'min musulmonning e'tiqodi, mafkurasi hisoblanadi. Uyda er rahbar, nuqta. Buni sabablari bor. Rahbarligi nimadan iborat? Buyuradi,
rehber bulup kaytaradı, rehber bulup üyde hukum etedi. Ayol kişi başkarsa çi, ayol kişi hem aralasa çi. Kitaplarda. Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kıyametteki ahval hakkında ümmetke haber verdiler. Yani Peygamberimizni eşitip oturgan sahabeler kıyametteki alametler, undagi galati işler hakkında eşitip yığılıp gözlerge yaş alıp sual tuguldu. Ey Allah'ın Resulü, ya şunca işini körgenden kora ölüp koyakamayız mı? Yeri teyge kırıp koyakamayız mı? Peygamberimizden cevap buldu şu mazmurlar. Sizlerini içinizde bayileriniz sahavatlik bulmeseler. İkincisini ettiler. Kembegalleriniz kanaatlik bulmeseler. Üçüncisini ettiler. Emirleriniz adaletlik bulmeseler. Dördüncisini ettiler. Uyunu işlerini ayol kişi başkarar bosa sizge yerini üstüden yerini tagi yaxşı degen ekenler. Tot denersen etken ekenler. Kembegalda kanaat bolmasa, boyda sahavat bolmasa, amirlerde adalet bolmasa, uy işlerini ayol kişi başkarsa sizge yerini üstüden yerini astı yaxşı. Keti de ettiler. Kembegallarizde kanaat bolsa, baylaringizde sahavat bolsa, amirlaringizde adalet bolsa, uy işlerini erler başkarsa, sizge yerini tegiden, yerini üstü yakşıdır. Bu bir hadis. İkinci tamamı. Emekledi yer kişi başkarıp, ayol kişiyen başkara uğradı da, degen fikrini gapirip bu meydi biraderler. Gerçen birmeseyem erge başkara onu bu gapini gapirip bu meydi. Kitaplarda. Dinimizde adam günahı tüfeyliğin kafir deyip etelmeydi. Bir günahkar insanını küfürge hesap kılıp bulmaydı. Mesela uğru, mesela kımar vaz. Mesela şu içkilikke mükesten ketken adam bir günü tavba kılar, bir günü tazarru kılar. Lekin bitti saval buladı. Hoş brother bunu içi yapsız, ce ahvaliz çatak bu ozu halal mı haram mı? Halik içi yetken adam eytadı. Şu içi yetken dersem haram, men özü elkeş babbagen ben, men özü yaman adam ben dese, şu adamın arkasından ibadet kısa buladı. Şu adam Müslümandır. İçtirdi özümez. Lekin eyti yaptı ki şu haram di yaptı. Şu Müslüman. Lekin bir ağını içtin. Ya bunu ezgin içtirse buladı dese, tor mezhepte kapır. Ve braderler, ayol kişiyen başkaradı degen fikrine eğitip bu meydi. Huddi arağını halal degen bilen beraber iken. Bir ağını içtin. Muhterem azizler, dinimizdeki uluğvar, ustuvar, kanun, kaydeler bizni esimizden çıkıp, Müslümançılık dese 5 vakit namaz, yılda bir beredigen zakatımız, ya ki ümrümüzde kıp geledigen bir hacimiz o, Ramazan rozasını tutuşumuz bilen ifadele bu meydi. Çünkü biz Müslümanlarımız, tuğulsak azan eyti yaptık o, ölsek cenazeler okuladık o, cüm'a'ga bar yapmış ki, 5 vakit namaz oku yapmış ki, sakal koy vagenmiş ki. Ve braderler, üy kişini, üy içlerini, işlerini, üyünü, aileni, hükmünü ayol kişi başkarmaydı. Peygamberimiz aynen şu narsanı çekeresini eğitip verediler. Çekere kanaka. O başkarmasayken ayol kişi. Ne makiledi? Huddu uşanı eğitip yaptılar. Ayol kişi için halal yemez. Eri üyde bugün vakti de. Eriden bir ruhsat, nafil roza tutuşluğu. Bilemiz ki roza münasebetlerini men etuvchi amal hisoblanadi. Şunun için mümkünmez. Mesela dedesi roza tutsan meyli mi? Ruhsat dese tutulurken, ruhsat yok dese tutulmasakken, tutvasa çi, tutsa hesapmasakken, halalmasakken. Roza ya, nafil roza ya, mümkünmasakken. Çünkü eri ruhsat verme yaptı. İkinci mesele,
Eri uyda yok vaktida, erini ruhsatsız birerde adamını uyga koymağlığı. Kitablarda erkek kişini degen, bazı kitablarda umumen insaniyetini degen. Ulema aytadı. Erkek kişi ruhsatsız ayol kişini birovni uyga koymasligi degenin sebebi bitti degen. Erkek kişidagi rashkini qo'zg'atish haromligida dur degan. Ya'ni erkak kishining rashki bo'ladi. O'shani qo'zg'atish harom bo'ladi. Sababi shu, birodarlar, erkak kishining rashkini qo'zg'ab bo'lmaydi. Bu mumkin emas. Aytmoqchimizki, qizlar katta qilyapmiz, o'g'lonlarni o'stiryapmiz. Bu narsalarni hisobga olishimiz kerak. Hadislarda Hazreti Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne zevce-i mutahharalara Ayşe anamız Sıddika radıyallahu anha ummel müminin Ayşe anamızın Mekke'de bir ananı emgen akeleri körgeni keptiler. Karan Mekke'den Medine'ye geliyaptı bu adam. Bir peyitte bille emgen sinisini körgeni kırptı. Körgeni kirseler Resulullah üyde yok ekenler. Ayşe anamız bilen yaşı oturupsız mı, tüzik misiz deyip konuşup durseler Resulullah kep kaldılar. Peygamberimizin yüzleri özgerdi. Bunu Ayşe anamız derrav fahmlediler. Ayşe anamız peygamberimizge. Ya Resulullah bu kişi beni yemekdaş akamıdı dediler. Etibar verin. Bu kişi beni yemekdaş akamıdı. Dinimizden malum ki bir ananı emgeller, eke ukeller, apa singiller hesaplanadılar. Bu meşhur narsa. Lekin Peygamberimizge bu kişi beni emekdaş eke midi? Degeller de Peygamberimizden şunaki cevaplar bu koyan eken. Emekdaş eke midi? Emekdaş eke midi? Dep sözlerini tekrar kılgen ekeller. Yani Resulullah dek zatını g'azablari, achchiqlari o'ynab qolgan ekan. Demak, har qandoq erkakda rashk bo'lar ekan, o'sha rashkni qo'zg'atmoqliq ayol kishiga mumkin emas ekan. Demak, eridan beruxsat roza tutishligi, eridan beruxsat birovni uyga qo'yishligi, undan tashqari yana ikkita narsani aytgan. Eridan beruxsat birovga bir narsa berishligi, eridan beruxsat ko'chaga chiqishligi. Muhtaram azizlar, mana shu to'rtta qonuniyat ayol kishining ustida burch hisoblanadi. Eridan beruxsat ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Kitoblar qattiq qoralaydi, aytadi. Qaysi xotin eridan beruxsat ostona haklab ko'chaga chiqsa, qaytib kelgunchalik muddat Allohning farishtalari bu xotinga la'nat o'qiydi degan. Bu bilan hazillashib bo'lmaydi. Ulamo qattiq olgan aytadi. Qaysi xotin eridan beruxsat ko'chaga chiqqanida mabodo ajali yetib o'lsa to'ng'iz o'libdi degan. Shuning uchun jon azizlar, jon birodarlar, qizlarni katta qilyapmiz. Eridan ruxsat so'rab chiqishni o'rgataylik ekan. Yana ikkinchisi payg'ambarimizdan bu ham vorid bo'lgan. Eridan beruxsat birovga bir narsa bermasligi, hatto gado ovqat so'rab kelsa ham degan joyi bor. Gado ovqat so'rab kelsa ayol kishini berishga haqqi yo'q ekan. Bersa-chi, sadaqa qilsa-chi, savobi eriga yozilar ekan. Xotinini o'g'irladi deb yozilar ekan. Muhtaram azizlar, erdan besorov chiqmaslik, erdan besorov birovni uyga qo'ymaslik, eridan beruxsat birovga bir narsa bermaslik, eri chorlasa kelishlik. Mana shu to'rt narsa vojib bo'lar ekan. Birodarlar, mana shu to'rt narsani ayol kishini dini der ekan. Dini deb ayol kishini to'rtta burchini aytar ekan. Qolganichi, qolgani ibodatga kirar ekan. Tanbihul g'oflingda qiziq bir hikoyani keltirganlar. Shu hikoya bilan nutqimizga yakun etamiz. Abu Lays Samarqandiy buyuk mufassirlardan, buyuk muhaddislardan hisoblanadilar.
Endi bu kişinin hadis ilimleri doğrusunda qolgan ulamolarning ancha gapi bor. Bazı ulamolar bu adam sahih hadislerini toplay olmaganlar, zayıfları ham bor, ichida to'qimalari ham bor degan gaplar bor. Har holda bir hikoyani keltirganlar. Abu Lays as-Samarqandiy Tanbihul G'ofilin kitobidan Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam asr namazını okup buldular. Okup bulgellerden kegin bizge karab. Hazır sizlerini içinizden yani Müslümanlarını içiden bir şahske bir adamge Allah'ım kıyametnin alametlerini korsetti. Hazır o şunu hikaye kıp bir adı dediler. Sal o'tmasdan uzoqdan bir odamni sharpasi ko'rinar edi. Payg'ambarimizni oldilariga kelib salom berdi. Jamoatimizga salom berdi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirganini aytdi va dedi: "Ey Allohning rasuli, yoshim ham bir joyga yetib qolgan, 60 dan oshdim, 70 ga kelyapman. Lekin odam bo'lib dunyoga kelib bugunga qadar bir qiziq narsani ko'rmagan edim. Qiziq ishlar bo'ldi. Nima bo'ldi?" Payg'ambarimizga qarab: "Yo'lda kelyapsam bir it chanqagan ekan. Shunga suv beraman desam, bolalari kelib menga qopindi." "Iya. Vay yaxshilikni bilmagan jonavorlar ey. Hayron bo'ldim. Suv beraman desam menga qopinyapti." U ham o'tdi. "Bir daraxtni tagiga keldim. Daraxtni tagiga kesam bir chiroyli qush uchib keldi. Daraxtda zo'r sayradi. Hatto aqlimni oldi. Xaliginga mahliyo bo'ldim. Mahliyo bo'lib tursam haligi tushmagur qush tushib go'ng tita boshladi. Hayron bo'ldim. Iya, shuncha chiroying, shuncha ko'rkingga go'ng titar ekansan-da", dedim. "Yana ozgina yura boshladim. Yana ozgina yursam Madinani bo'sag'asida qizig'i bo'ldi. Nima bo'ldi?" desalar aytib berdi. "Fil ko'rdim ya Rasululloh, Madinani bo'sag'asida. Fil, fil. Madinada fil bo'lgan emas, bu odamga ko'ringan. Fil. Xo'sh, haligi jonavar qanchalar haybatlik katta bo'lishiga qaramasdan oldida bitta chichqon paydo bo'ldi. Bechora fil chichqondan qo'rqar edi. Bir payt chichqon filni tumshug'idan oldi. Burnidan oldi. Jonavarni u yoqqa sudrasa u yoqqa yurardi lalanglab, bu yoqqa sudrasa kallasini lalanglab bu yoqqa yurardi. Men aytardim: "A bir bosib o'ldirib qo'ya qol." Shunaqa ishlarni ko'rdim ya Rasululloh. Yana bir qizig'i bo'ldi. Oldingizga kelyapsam katta bir payxon dalada bug'doylar pishgan, ba'zilari pishgan, ba'zilari pishmagan. Hali ichida navn nihollari bor, endi o'sib kelayotgani bor. Hammasini o'rib ketardi bir dehqon. Haligi dehqonga men: "Ey birodar, ha buni ichida yetilmaganlari bor-ku, sal qarab o'rsangiz bo'lmaydimi?" U zot menga qo'pollik bilan: "Ey yo'lingdan qolma, ishingni qil", dedi. Men ichimda: "Ey qo'pol odam ekansan, senga bir to'g'ri maslahat bergan edim. Shu bilan oldingizga keldim ya Rasululloh." Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bu hikoyani eshitib tabassum qildilar. Shunda odamlarga qarab: "Bu birodaringizga ko'ringan qiyomatning eng katta alomatlari edi. O'shani ta'vilini eshiting", dedilar. "Itga suv berganingda bollari chiqilib qopinibdi. Xatoying bitta edi.
Sen suunu koyup keçin kerek edi. Koganiga aralashmasligin kerek edi. Yaxshiligini qilding mi? Suunu koy ket. U qiyomatdagi ota bolalar, ona bolalar. Ya'ni qiyomatda otasiga, onasiga muomala qilsang, bolalari otadan oldin, onadan oldin javob qaytaradi. Uni siri shu edi dedilar. Qiyomatda shunaqa ekan. Ota turaveradi, ona turaveradi, bolalar otadan oldin, onadan oldin javob qaytaradi. Kitoblarda aytgan. Qiyomat ona o'z hojasini tug'magunicha qoyim bo'lmaydi degan ekanlar. Ya'ni qiyomatda bolalar shunaqa bo'lar ekanki, otaga, onaga ish buyurishga o'tar ekan. Oddiysi, onajon, choy damlab olib keling. Falon ishni qiling. Ye, onang seni ukangmi? Otang seni ukangmi? Qiyomatda shunaqa bo'lar ekan. Ikkinchisini aytdilar. Sen daraxtda ko'rgan chiroylik qush, sayrab-sayrab kegin go'ng tutgan qush, qiyomatda keladigan ilmiga amal qilmaydigan olimlar dedilar. Zor ma'ruza qiladi, zor Qur'on o'qiydi. Qiladigan ishi go'ng tutish bilan barobar dedilar. Ey birodarlar, ulamoni amalsiz bo'lib qolishi ham oxiratni alomatidan ekan. Uchinchisini aytdilar. Madinani oldida ko'rgan filing qiyomatdagi xonadonni erkagi bo'ladi dedilar. O'zi katta bo'ladi, kuchlik bo'ladi, lekin chichqondan qo'rqadi, xotindan qo'rqadi, xotindan dedilar. To'rtinchisini aytdilar. Bu bug'doyni xom xatala o'riyotgan dehqonga bekor aql o'rgatding. U Hazrati Azroil bo'ladilar. Allohdan kelgan farmon keldimi? U pishib yetilganmi yoki navnihalmi uni o'radi. Mana shundoq qilib Hazrat Payg'ambarimiz qiyomatdagi vasflarni aytib bergan ekanlar. Xulosa. Xulosa shu ekanki, muhtaram azizlar, boshqaruvni erkakka beraylik ekan. Qizlarimizga haqlarini, huquqlarini, burchlarini o'rgataylik ekan. Shu bilan dinimiz sobit va qoyim bo'lar ekan.